Merhaba arkadaşlar, Semra Zengin ben, uluslararası uzman eğitmen ve psikolojik danışmanım efendim. Birçok farklı alanlarda eğitimler veriyoruz. Spiritüel alanda NLP, kayıp beyaz danışmanlığı, alternatif tıp üzerine yaşam koçluğu gibi gibi konularda eğitimler alabilirsiniz ve seanslar alabilirsiniz efendim. Bugün mübarek cuma, hayırlı cumalar dilerim efendim ve Kadir Gecesi mübarek bir gece ve bu gün, bu gece neden hayırlı? Evet, biliyoruz hepimiz az buçuk da bazı bilmediğimiz şeyler varsa onları öğrenmek için veya bildiklerimizi biraz daha hatırlamak, pekiştirmek için biraz hızlıca geçebiliriz. Katkılarınız olursa, sorularınız olursa etkileşimli olsun efendim. Memnun olurum. Bir saniyenizi hemen rica edeceğim. Evet, şimdi Kadir Gecesi arkadaşlar. Neden bu Kadir Gecesi Peygamber Efendimiz'e verildi? Hiç o kısmını merak ettiniz mi? Şimdi Peygamber Efendimiz'in yani bizim peygamberin ümmetleri yaşlarımız biraz daha kısa ya. Bir 60-70 yıl falan, hadi 80 yıl diyelim. Diğer ümmetlerin, peygamberlerinin, kavimlerinin yaşama ömür sayıları daha fazla. Bir 500 yıldı, bir 1000 yıl idi. Peygamber Efendimiz, ya Rabbi benim ümmetim nasıl ibadet yaparak, sevap kazanarak cenneti nasıl hak edecek? Ömürleri, yaşama süreleri kısacık diyor. Allah Teala ise ben onlara öyle gün ve geceler vereceğim ki bunları değerlendirdikleri takdirde diğer peygamberlerin ve onların ümmetlerinden daha da bir üst seviyede olacak demiştir. Bu şey gibi düşünün. Konsantre, meyve suyunun konsantresi olur ya da deterjanın ya da salçanın, hani çoğaltırız ya. Biz Allah Resulü'nün, Peygamber Efendimiz'in ümmetleri olarak böyle güzel gün ve geceleri değerlendirdiğimizde daha fazla 1000 aydan hayırlı. Evet, hadi hemen kısacık bir tefekkür edelim. 1000 tane ay kaç yıl ediyor arkadaşlar? Hemen hesaplayabilirsiniz. 1000 tane ay kaç yıl ediyor? Hemen hesaplayalım. İkiye bölüyorduk, tamam. 83 yıl yapıyor. 1000 aydan daha. Bilemedim ya. Şeyi açamadım. 83 yıl, doğru hesapladıysam eğer, 83 yıl yapıyor. 1000 aydan daha hayırlı. Kadir Gecesi diyoruz ya. Bir seneye 83 yıl arkadaşlar. Şimdi ortalama bir insan ömrünü 70 yıl desek ve her bir yılı da Kadir Gecesi'ne değerlendirebiliyorsak şayet 5 milyon küsür yıl çıkıyor sanırım. Yok, 5.833 çıkıyor. Şimdi 5.000 yıl, Adem Peygamber Efendimiz de o zamanlar 1.000 yıl falan aşağı yukarı 900.000 yıl zamanla azalmıştır tabii ki. Onu bile geçiyoruz, farkında mısınız? Değerlendirdiğimiz zaman. Tefekkür etme, kolay tefekkür etme adına hesaplamayı tercih ettim ben. Yani 5.833 yıl, aşağı yukarı 6.000 de diyebiliriz. Yıl yaşamış kadar sevap
veriyor Yaradan. Ve Peygamber Efendimiz de bu müjdeye nail olmuştur. Şimdi Kadir Gecesi, Ramazan'ın belirli tekli gecelerinde arayınız son 10 gün, hatta itikafa geçiniz. Hangi gün olacağı belli değil denilmişti ya. Hangi gün olacağı belli değil. Evet, çeşitli varsayımlar var. Takvimimizde de var. Bunu, yani Kadir Gecesi'ni gökyüzüne bakarak da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Suyun tatlılığına göre de bakarak anlayabilirsiniz. Havada hafif bir işte esinti olur, bir tatlılık, bir şey olur. İşte gökyüzü berrak olur, bir huzur olur. Bu gözle baktığınızda gerçekten Kadir Gecesi'ni anlarsınız, anlayabilirsiniz, idrak edebilirsiniz ya da niyetinizi aldığında. Rabbim Kadir Gecesi'ni bana hissettir ve bunu değerlendirenlerden eyle ya Rabbi diye niyetimizi de aldığımızda gerçekten Rabbim değerlendirmeyi nasip ediyor. Şimdi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz onu, yani Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Ve Kadir Gecesi'nin şerefini sana bildiren nedir? Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Ona melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner ve iner dururlar. Gece tan yere ağarıncaya kadar bir selamdır. Yani Kadir Gecesi demek ki bütün işlerin takdir edildiği ve yazıldığı gecedir. O gecedir ki her iki hikmetli iş, Duhan Suresi 4. ayet arkadaşlar. Her hikmetli iş nezdimizden sadır olan bir emirle o zaman ayrılır diyor. Yani çok şerefli bir gecedir. İsrailoğullarında bir ay ibadet etmeyince bir kimseye abid denilmezmiş arkadaşlar. Şimdi asab üzülürmüş tabii ki. Bunu kim yapabilir acaba diye. Bir ay ibadet etmesi gerekiyormuş yani. Ve Allahü Teala Kadir suresini gönderiyor. İnna enzelnahu fi leyletul kadr. Ve onun kadrini bildiriyor. İşte bu şekilde biz Muhammed ümmetine 1000 aydan hayırlı olan o geceyi veriyor. Ve melekler iniyor saf saf ruhlarımıza dua etmek için iniyorlar. Yeryüzüne iniyorlar. Bu Cebrail Aleyhisselam da iniyor aslında. Gece daha çok iniyorlar ve melekler de Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor. Rabbinin izniyle her bir iş için o geceden sabaha kadar değerlendirenlere selam vardır diyor. Kim neyi isterse, hangi duayı yaparsa, affedilmek isterse affedilir. Hangi ameller varsa, kulların üzerinde ne varsa helallik istenir. Ve melekler bize selam eder. Yani selam demek, melekler o gece müminlere uğrarlar ve selam verirler. Dün bir şey düşünüyordum zihnimden. Hatta onu düşündüm. Şu anda bunun cevabını mı aldım gibi acaba? Bir şey düşünüyordum. Aleyküm selam dedim. Başınıza geldi mi bilmiyorum hiç. Allah Allah dedim. Birisi selam mı verdi ki de aldım. Zihnimden konuşuyorum tabii ki bu arada. Öyle bir müddet sormuştum şu anda. Hani melekler selam verir Kadir gecesinde. Dedim ya şimdi. Artık Rabbim idrak edenlerden etsin. Kim Kadir suresini okursa, Peygamber Efendimiz böyle söylüyor. Ramazan ayında oruç tutmuş ve Kadir gecesini ihya etmiş sevabı alırsınız arkadaşlar. Ve Begavi tefsirinde ise Ramazan ayında ibadet için gayret gösterenler ve Kadir gecesini bulmak için dikkat edenler, işte onlara Cuma gününde yapılan dualar ve o günde, o Kadir gecesinde yapılan dualar kabul edilir. Ve Cuma günü öyle bir saat vardır ki işte o saati sabahtan akşama kadar ibadetle meşgul olsunlar diye insanlara gizledi. Niye gizledi? Gizlemeseydi de Allah-u Teala bunu açık etseydi hepimiz değerlendirseydik, değil mi? Gizlemesinin altındaki sırlar nedir sizce arkadaşlar? Sadece bir saati değil tüm günü değerlendirsinler diye gizledi.
Orta namazı yani salatı cusda denilen bir namaz. Namazların içinde bu bütün namazlarını kılsınlar diye gizledi. Ve Kur'an'daki ismi azamı da hani Kur'an-ı Kerim'in içerisine gizledi ya. Neden? Bütün Kur'an'ı okusunlar diye. Şimdi bizim vücudumuzun demire, kalsiyuma, çinkoya, bir sürü vitamin, mineral, omega 3, B vitamini, D vitamini, selenyum gibi gibi vitaminlerin hepsine ihtiyacımız var. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin de tümünün, toplamının, tamamının, onların şifasının, enerjisinin, iyiliklerinin, güzelliklerinin bize, üzerimize okuyunca zaten sirayet ediyor ya enerjisel olarak. İhtiyacımız var. Yani çeşitliliği Yaradan bize göstermek için, yapmamız için gizliyor. İsmi Azam Kur'an'a gizledi. Kadir gecesini Ramazan'a gizledi. Hatta Ramazan'ın son 10 gününe gizledi. Cuma günü o her duanın kabul edileceği bir saati gizledi. Yani her gününü bayram bil, her geceni Kadir gecesi bil diye bazı evliyaların sözleri vardır. Rızasına ibadetler içerisinde bütün ibadetleri yapmaları için gizledi aslında. Allah'ın rızasını kazanmak. Kıyamet gününü de bütün günleri ibadetle geçirsinler diye gizledi. Bakın, kıyamet günü de gizli değil mi? Peygamber Efendimiz'e Miraç'ta söyletiliyor sonra unutturuluyor. Kıyamet günü de gizli ve yarın kıyamet kopacakmış gibi. Neydi bugün neydi o hadisi şerifte? Bugün ölecekmiş gibi kıyamet için yarın dünyada kalacakmış gibi dünya için çalışın diye sanırım tam tersiydi. Şimdi bunların altında o kadar büyük sırlar var ki arkadaşlar biz hürmet edelim diye. Bunun içindeki farkları idrak edelim diye. Şimdi Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kadir gecesi olunca Sidretil Müntehada oturan meleklerle Cebrail yere iniyor. Yeryüzüne iniyorlar. Ve ellerinde dört tane sancak bulunuyor. Bir tanesini benim kabrime koyuyorlar diyor Allah Resulü. Ve bir tanesini de o sancağı Kudüs'e koyuyorlar. Kadir gecesinde oluyor bu arkadaşlar. Diğer sancağı da Kabe'ye koyuyorlar. Kadir gecesinde inen dört sancak. Ve sonuncusu da Tur-i Sina'ya dikiyorlar o sancakları. Ondan sonra da ev ev dolaşarak bütün Müslümanlara selam veriliyor. Ama bütün evlere uğramıyorlar tabii ki. Bazı evlere. Mesela hangi evler bunlar? İçki içenler, sıla-i rahimi terk edenler. O kişilerin evlerine bu melekler uğramıyor. Ve sabah olunca da Cebrail aleyhisselam meleklere tekrar yerlerine yani Sidretil Münteha'ya dönüyorlar. Ve sesleniyor Sidretil Münteha. Bu gece neredeydiniz diyor. Ve melekler de şöyle söylüyor. Yeryüzüne Allah Resulü Muhammed ümmetine uğradık diye cevap veriyor. Ve Sidretil Münteha şöyle soruyor. Allahü Teala onlara ne ihsan etti peki? Melekler de cevap veriyor. Tabii ki hepsini bağışladı. Af dileyenleri affetti. Bağışlanma dileyenleri bağışladı. Kim ne istiyorsa, hangi muradı varsa onları kabul etti. Ve bunu duyan Sidretil Münteha harekete geçiyor ve şükrediyor. Adn ve Firdevs cenneti ile kürsi harekete geçiyorlar. Ve arş kürsiye diyor ki neden hareket ettin? Kürside Allahü Teala Muhammed ümmetine rahmet etmiş ve hepsini bağışlamış diyor. Arş da bu sözleri duyunca Allahu Ekber diyerek arş da harekete geçiyor arkadaşlar. Ve Allahü Teala, ey benim arşım, neden hareket ediyorsunuz diye seslendiğinde arş şöyle cevap veriyor. Kürsi, cennet ve Cebrail
Senin Muhammed ümmetini bağışladığını bana haber verdiler. Ey Allah'ım diyor. Allahü Teala da evet. Doğru söylediler. Ey Arş. Muhammed ümmetini bağışladım. Bağışlama isteyenleri. Af isteyenleri affettim. Onlar benim katımda gözlerin görmediği ve kulakların işitmediği insanların gönlünden geçmeyen şeyler vardır. Ve bu mükafatları vereceğim onlara. Allah Resulü de diyor ki cennetle ilgili Hak Teala cennetleri kızıl yakuttan yarattı. Altın ve cevahir ile süslediler. Yani o kadar güzel nimetler, lütuflar, mucizeler var ki Rabbimin bize verdiği ve devamında o cennette bahçeler vardır diyor. Her bahçenin uzunluğu 100 yıllık yoldur. Ve her bir bahçede 1.000 tane saray vardır. Bir düşünün, gözlerinizi kapatın, bir hayal edin lütfen bu cenneti ve bu tasvirde o kadar muazzam ve muhteşem ki. Ve 1.000 tane saray vardı ya her bir bahçede. Bu sarayda direkleri yeşil yakuttan ve gümüşten bir kubbe var. İnsanların gözünü nasıl alıyordur acaba şöyle düşündüğümüzde? Muhteşem bir şey. O bahçenin ağaçları altından, yaprakları ise yeşil yakuttan ve çiçekleri gümüştendir. Her ağaçta 1.000 türlü yemiş vardır. Ve her birinin şekli, tadı apayrı, bambaşkadır. Ve o ağaçların üzerinde altından, gümüşten, cevherden kuşlar vardır. Çeşitli şekilde ses çıkarırlar. O ağaçların dibinde de ırmaklar vardır. Bir düşünün lütfen, şey gibi Pamuk Prenses misali, hayal alemi o kadar muazzam ki Rabbim kolaylıkla, sevgiyle bize ve tüm inananlara, tüm Müslümanlara nasip etsin inşallah. Bu ağaçları Ramazan'da oruç tutanlara verilir. Mübarek olsun. Gözünüz aydın arkadaşlar. Ve Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bayram gecesini ihya ederse, şenlendirirse bütün gönüller öldüğü zaman onun gönlü olmaz. Ramazan'ın bunca yücelikleri Kur'an'ın o ayda inmiş olmasından sebeptir arkadaşlar. Ve şeytan bizlere vesvese vermeseydi ne olurdu biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü bunu? Şeytan eğer bize, bizim göğsümüze vesvese vermeseydi ilahi semanın katlarını görürmüşüz arkadaşlar. Vesvesenin bizi nelerden engellediğine bakın. Ya da o vesveseyi susturabildiğimizde kazanacağımız mükafatlara bakın. Her iki açıdan da bakın lütfen. Ve Ramazan ayı yani oruç ile Kur'an böylece bütünlenmiş oluyor, tamamlanmış oluyor. Evet, Ramazan mağfiret ayıdır dedik. Allah'ın bizim tövbelerimizi kabul ettiği bir aydır. Recep yel gibi, Şaban bulut gibi diyor Peygamber Efendimiz. Ramazan'da yağmur gibidir. Recep ayında ibadet ve itaat diğer aylarda yapılanlara göre 1'e 10 sevap kazandırır. Şaban ayında ise 1'e 70 kazandırır. Dikkat! Ramazan ayında 1'e 1.000 kazandırıyor arkadaşlar. Ve Recep ayı bedeni temizliyor. Şaban ayı gönlümüzü ve Ramazan ayı diğer aylara üstünlüğünü kıyasladığımızda Allah'ın halka üstünlüğü gibidir diyor. Ramazan ayının üstünlüğü diğer aylara göre üstünlüğünü. Kıyaslamaya bakar mısınız? Subhanallah. Ne kadar büyük bir kıyaslama.
Şimdi Kadir Gecesi'ne ne okumalıyız, neler okumalıyız? Hemen kısacık onlara da değineyim. Evet, biliyorsunuzdur. Hazreti Ayşe annemize Peygamber Efendimizin söylediği neydi? Allahümme inneke afuvun kerimün tuhibbul affe fa'fu anni. Bunu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Onun manasına birazdan bakacağız. Kadir gecesini, şey Kadir suresini bir tekrar okumak istiyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik diyor. Ve ma edrake ma leyletil kadr. Kadir gecesi nedir bilir misin? Leyletil kadru hayrun minel fi şehr. Kadir gecesi içinde Kadir gecesi bulunmayan 1.000 aydan daha hayırlıdır. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ bi izni rabbihim min külli emr. Onda melekler ve ruhlar Rablerinin izniyle her türlü emri ilahiyeyi yüklü olarak inerler. Selamün hiye hatta medle'il fecr. O gece sabah oluncaya kadar selamet vardır diyor. Bunu okuduğunuz zaman, Kadir suresini okuduğunuz zaman arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in dörtte bir tanesini hak etmişsiniz demektir. Dört tane okursanız Kur'an-ı Kerim'in tamamını hatmetmiş gibi sevap alırsınız. Ve farz namazlarından sonra Kadir suresini okuyan kimseye Allahü Teala şöyle sesleniyor. Ey Allah'ın kulu, Allahü Teala senin günahlarını affetti diye sesleniyor. Tekrar ediyorum burayı. Farz namazlarında Kadir suresini okuyanlar birinci rekatta ya da ikinci rekatta zaten iki rekatta okunur. Zamm-ı sure yerine bir tanesinde Kadir suresini okuduğunuzda Allahü Teala senin günahlarını affetti diye nida ediyor. Ve evliyalardan birisi adama diyor ki sana ismi azamı öğreteyim mi? Tabii ki diyor adam da evliyaya. İsmi azam bir Fatiha suresidir. İki Ayetel Kürsü'dür. Ve üç Kadir suresidir. İşte bu ayetleri sonuna kadar oku. Bugün yapın mesela, yapalım mesela. Ondan sonra kıbleye döndükten sonra Allah'tan ne istiyorsanız, ne diliyorsanız elleriniz açık ya da elleriniz kalbinizde kıbleye dönmüş. Fatiha suresini, Ayetel Kürsü'yü ve Kadir suresini okuduktan sonra ne muradınız, isteğiniz, dileğiniz varsa dua edebilirsiniz arkadaşlar. Ve başka bir şey söyleyeceğim size. Bir terkip aslında. Bir kimse Kadir suresini bir kağıda yazıp mesela şöyle bir kağıda yazdığını varsayalım. İçerisi temiz, su dolu bir kap içerisine bırakırsa bunu ve daha sonra bu sudan içmeye devam ederse Cenab-ı Hak o kişinin kalp gözünü açıyor arkadaşlar. Ve kendi yakınına aldığı kullarına dahil ediyor. Arif Pamuk Yayıncılık'tan bazı terkipler ve şeyler. Buradaki altını çizdiğim püf noktaları, güzel bilgileri sizinle paylaşmayı uygun gördüm arkadaşlar. Kalp gözünüzün açılmasını istiyorsanız bir kağıda Kadir Suresini yazarak o sudan içebilirsiniz. Şimdi şeyi Hazreti Ayşe annemizin biraz önce demiştim ya Kadir gecesinde neler yapılır diye. Hangi dualar okunmalı? Hemen onların anlamlarıyla birlikte söyleyeceğim.
Hazreti Ayşe annemize diyor ki Allahümme innike afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Bunu bilmiyorsanız yazın avucunuza ya da en sık mutfağın dolabına ya da fayansına. Anlamı Allah'ım sen affedicisin, sen affı seversin, beni affeyle. Dikkat ettiniz mi? Cümleye bakın. Giriş gelişme sonuç. Hani geçen Tövbe suresinde de yapmıştık ya bunu. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Allah'ın büyüklüğünü övüyoruz, yüceltiyoruz. Konuşurken de karşı taraftaki insanlarla iletişimimizde bu şekilde de hayata geçirelim. Lütfen buna dikkat edin. Böyle 30 saniye kadar düşünmenizi rica edeceğim. Önce övüyor. Allah'ım sen affedersin diyor. Sonra affı seversin diyor. Ondan sonra beni affet diyor. Söylemek istediği şeyi üçüncü cümlede son nokta olarak söylüyor. Şimdi Kadir gecesi ne yapalım? Duayı bir daha söyler misiniz? Tabii ki Allahümme inneke affuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. İnternette var Kadir Gecesi duaları diye girin. Manasını Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affet deme. Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunacak diye yazdığımızda karşınıza çıkıyor efendim. Allah bu günde, bu gecede bize bereket verir arkadaşlar. Bize rahmet verir. Her iş için bizi biraz daha dayanıklı, dinç hale getirir. Bolluğunu verir ve bereketini verir. Daha güzel istifade edersek Rabbim kat kat sevaplarımızı artırır. Şimdi neler yapılır? Eğer namaz borcumuz varsa kaza namazlarını kılabiliriz. İstediğiniz kadar kılabilirsiniz. Nafile namazı kılabilirsiniz. 2 rekat olur, 4 rekat olur. Bunlar sizin isteğinize göre internette kılınış şekilleri var. Ve sadaka verin arkadaşlar. Sadaka. Bizim olmazsa olmazlarımız. Hayatımızdaki ritüel haline getireceğimiz şeyler. Kur'an-ı Kerim okuyun. Yasin, Tebareke, Amme, Türkçesi, Arapçası. Hangisini biliyorsanız açıklaması, tefekkür edin. Hele o tefekkür, hele o sadaka. Dedim ya, 1 dakika bir tefekkür edin. 1000 rekat namazdan evladır. Ve bunu binle çarpın. Hani Kadir gecesinde bir iyiliğe 1'e 1000 veriyoruz diyor ya. Sevabını kazanacağınız güzelliklerin büyüklüğünü idrak edin lütfen. Ve selam verin gördüğünüz arkadaşlara. Ben kimim? Tefekkür kısmında ben kimim? Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Benim yaratılış amacım ne? Benim adım, ismim, bunun benim üzerimdeki, benim hayatımın üzerindeki konularım, korkularım, artılarım, eksilerim ne? Bunları bir tefekkür edin. Kendinizi bir gözden geçirin arkadaşlar. Ve Rabbim öyle güzel yaratmış ki şükredin. Gözünüze görebildiği için, ağzınıza konuşabildiği için, göz kapaklarınıza kapatıp açtığı ve gözü her daim temizlediği için, ellerinize, tırnaklarınıza, saçlarınıza, kirpiklerinize, her şeyinize şükredin. Bunların faydalarını düşünün. Özür dilemek istediğiniz insanlar varsa özür dileyin. Bazı günahlarınız varsa tövbe etmekten ertelediğiniz, imtina ettiğiniz ya da kaçtığınız yüzleşin kendinizle. Kendinizle buluşun. Kendini hak ettin mi diye sormuştum ya bir eğitimimizde. Kendini hak et bugün olur mu? Kendine verdiğin güzel bir gün olsun bugün, bu gece, Kadir gecesi. Kendini keşfet, kendini fark et, kendini hak et. Evet, hatalarınla, yanlışlarınla, günahlarınla, tövbelerinle, keşkelerinle, iyikilerinle kendini hak et. Kendini sarıl, kendini kucakla. Her yönünle kendini hak et. Ve kendini kabul et.
Niyetlerimizle, dualarımızla sonraki hayatlarımızı daha kolay hale getirebiliriz. Samimi bir tevbe, samimi akan bir damla gözyaşı, kim bilir içeride kaç bin tane günahı söndürecek. Bir gözyaşı. Ruhumuza abdest aldırın. Bazıları çok ağlıyorum diye varyansın eder. Bazıları ya benim göz pınarlarım kurumuş hiç ağlayamıyorum diye varyansın eder, şikayet eder. İnsan hep şikayetlidir aslında. Halbuki insan bir dem olmalı. İnsan her dem olmalı arkadaşlar. Yani her daim şükürde olmalı. Şükür çoğaltır dedik ya. Şükredin arkadaşlar. Kırdığınız insanlar varsa onların gönüllerini alın. Kederli yüzler varsa onları güldürün. Yetim varsa saçını okşayın, sadaka verin. Ve bu ayda Kur'an-ı Kerim indi zaten onu biliyoruz. Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'in indiği aydır. Arkadaşlar. Önceden evet semada Kur'an-ı Kerim inmişti zaten de semada duruyordu. Şimdi Kadir Gecesi ilk defa yeryüzüne inme kısmı. Bazen burayı karıştırırlar ve sorarlar. O yüzden bunu belirtmek istedim. Yeryüzüne inme kısmı Kadir Gecesi'nde oldu. Ve tedrici bir şekilde kısım kısım inmeye başlanmıştır. Sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Farklı konu olabilir, bu olabilir. Gene ana başlık üzerinde söyledim. Eğer varsa sorularınız, akışı o şekilde de bütünleyebiliriz arkadaşlar. Hocam şimdi bazı şeylerde Kur'an'ın Türkçesine de bakıyorum, bazı kitaplara da bakıyorum. Öldükten sonra altında ırmak akacak şeyler, yerler, sonra gölgelikler, ipekler, kadehler, ondan sonra yok zümrüt, yok şey. Yani bana bunlar şey geliyor, belki bunlar mecazi anlamdadır da ben öldükten sonra Rabbime kavuşmayı isterim. Bunları ne yapayım ki? Yani ben şimdi bu dönemde yaşayabileceğimi yaşayacağım ama ondan sonra ben Rabbimi isterim. Bu şeyler bana hiç gelir yani orada. Ben ne yapayım? Niye bana bunlarla geliyor? Beni ikna etmiyor bunlar. Şey yapmıyorum. Güzel, çok derin manalı bir şey söyledin. Sizi öz, yani Yaradan kendisi daha çok cazip geliyor değil mi size? Şimdi insanlar çeşit çeşittir, dünyadadır, fıtratı gereği. Her insan dedik ya, öğrenme stili, algılama stili bile üç çeşittir. Sonra kişilik tipleri dokuz çeşittir, dört çeşittir. Hani çok o kadar çok çeşit ve renk, rengarenk şey gibi düşün. Gökkuşağı gibi düşün insanları. Şimdi bazı insanlar hatta beş çeşit şey de vardı. Kimi hediyeden hoşlanır. Hediyeden hoşlanan insanlarda mesela Allahü Teala evet benzetme olarak söylüyor. Evet gerçek bizim idrak edebilmemiz için orada teşbih sanatını kullanmıştır. İşte altlarından ırmaklar akan beyaz süt gibi, bal gibi, şarap gibi falan. Kimi hediyeyi sever kişilik olarak. Der ki işte şunu yaparsan bak şunu vereceğim. Dünya gözüyle anlatayım daha iyi algılarsınız. Ve o hediyeye ulaşmak için bir şekilde yaparız değil mi? Ya da bir doktor örnek veriyorum 70 bin kazansın. Doktor olabilmek için neredeyse 25 yılımızı 30 yılımızı veririz. Bir hediye mükafat ödül vardır sonunda. Ve o ödül bizi ne kadar çok cezbederse bazı insanların gayretleri o ölçüde de yükselir ve artar. Bazı insanlar cezadan anlar, olumsuzluklardan anlar. Bak tepene taş düşer ha der. Kimine de der ki Rabbimin lütufları çoktur. Herkesin düşüncesi, fıtratı
farklıdır. Yaradan, siz ilk söylediğinizde bu geldi aklıma. Bu pencere de bence çok güzel. Hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Yani hediye isteyenlere hediye gözüyle yaklaşıyor. Ceza isteyenlere Kur'an-ı Kerim'in mealini okumanız da çok güzel. Cehennemi de anlatıyor ya. İşte zebaniler, şunlar bunlar var. Kim Hocam, hangisini yaparsa. hocam korkutmaya da karşıyım. Allah hiçbir zaman kuluna acıtmaz. Hiçbir zaman kuluna öyle kötü davranmaz. Ona da karşıyım. Öyle korkuyla olacak bir şey değil, sevgiyle olacak bir şey. Ona da Kesinlikle. karşıyım. Ona da karşı olmanızı destekliyorum ve doğru bence. Şimdi bilerek ya da bilmeyerek bazen çevremizde ya da biz inşallah yapmamışızdır. İşte Allah yakar, cız, işte bak kötü, bak günah. Ya bu kelimelerden ziyade Rabbim affeder. Ama dikkat et evladım, idrak et, fark et, aklını çalıştır, eder, tövbe edin diyor, kabul edeyim. 100 kere de tövbeni bozsan gene de et, gene de kabul ederim. Rahmeti Rahman'ı bol olan. Bakın esmalarda 99 tane esması var değil mi? Bir kahhar, bir de celal sıfatı var. 99'dan 2'yi çıkarın. 97 tanesi sevgi, rahmet, merhamet, bolluk, bereket, şanı, büyüklük, yücelik. Yani 97 tanesi arkadaşlar. Sadece 2 tanesi. Kahhar ismi ve Celal ismi. Hatta Celal'i de bir kenara bırakalım. Sadece kahhar, sadece ceza üzerine olan desek. Şimdi insanların da hani kendi hayatımıza bunu nasıl uyarlayacağız? Hep oraya vurgu yapmayı tercih ediyorum. Ya Allah'ın 97 esması güzellik, kolaylık, işte lütuf, rahmet, merhamet, iyilik üzerine iken şimdi bazı insanların sizin dediğiniz gibi cezaya korkutmaya karşıyım. Allah'ın sadece 2 tane var. O da gerekli olanlara, kafir olanlara, merhametsiz olanlara. O da lazım. Dur Hocam demek o da la evet yetmiyor. evet o da lazım. Çünkü zorlukları yaşayacağız ki olgunlaşacağız. Yani o da lazım. Evet. Ama 97 bir tarafa, 2 bir tarafa. Ve dediğiniz gibi gerçekten de aynı düşüncedeyim. Sevgiyle, kucaklayarak yaklaşmak lazım arkadaşlar. Gençlerde meslek danışmanlığı yapıyorum. Çocuklarda, üniversiteye gidecek olan çocuklarda, gitmiş ve henüz netleştirememiş olan çocuklarda. Ve tek söylediğim şu, onun üzerinde konuşuyoruz tabii ki farklı konularda ama ana teması bu arkadaşlar. Severek yaptığınız ne var? Yemeği severek mi yapıyorsun? Güzel bir ev hanımı olabilirsin. Ama yemeği sevmiyor musun ya da temizliği sevmiyor musun? Demek ki sen daha farklı alanlarda hitap edecek bir yapım var, kişiliğin var. Bu şekilde severek, sevgi üzerine ya. Evren, kainat, her şey sevgi üzerine yaratıldı. Yani o kadar yere çekilir ki şu anda aklımda 3-4 tane o konulara girdik mi çıkamayız. Sevgi, Elif gibi olmak, dik olmak, sevmek, her şeyi kucak açmak, kabule geçmek. Mevlana dönüyor, aşkından, sevgisinden dönüyor. Şems-i Tebrizi gösterdi. Ruh eşiydi. Neden dönüyor? Her şeyi, tüm dünyayı, kainatı, evreni döndüğü için onu sembolize ediyor ve kabule geçiyor. Sevgiyle, aşkla dönüyor. Ve hepsinde sevgi var. Dikkat edin. Severek yaptığımız zaman bir şeyi, işi, durum ne olursa olsun, annelik, bulaşık yıkamak, yemek yapmak, çalıştığınız iş her neyse, herkes severek yapsa, inanın işte yanlış tedavi metotları, yanlış yöntemler vesaire vesaire olmaz. Olmaz. Çocuğa bakan insanlar işini severek yapsa, çocuklarımızı yetiştiren öğretmenler işini severek yapsa, hastaneye gittiğimizde hemşireler, doktorlar işini severek yapsa, ha işini severek yapan çok insan var. Ama mecbur kaldığı için yapanlar da maalesef belli oluyor zaten.
O yüzden her şey sevgi üzerine. Kadir gecesinde Rabbim bizleri sevdiği için, rahmet edeceği için, merhamet edeceği için yarattı. Evet, onu da sevgi başlığı adı altında yaparız arkadaşlar. Bu şekilde düşündüğümüzde. Neden sen de aşkla, o sevgi gözyaşıyla? Bir arkadaş anlatmıştı. Namaz kılarken bazen çocukları gelirmiş yanına. Zevkten namaz kılarken ağlarmış. O namazın hazzından ve lezzetinden derdi sıkıntısı olmadığı halde. Ağlarmış. Mutluluk gözyaşıymış yani aslında o. Sonra çocukları sormuş, belirli bir yaşa geldikten sonra birisi, ya demiş, sen neden ağlıyorsun? Demiş ki, mutluluktan ağlıyorum. O namazın hazzını, mutluluğunu ya da dua ederken hiç sorun değil. Ya da ayetteki gibi onlar yan gelip yanları üzerine yatarak da dua ederler. Nerede, nasıl, ne şekilde olduğunuz hiç fark etmez. O tefekkürü, o sevgiyi, o aşkı bulun, yapın, yaşayın. Hayatınızın her noktasına koyun. Ha, herkes işini severek mi yapıyor? Böyle söylemem kolay. Sevmeden yaptığımız hiçbir iş yok mu? Var. Çok çeşitli ve komplikeyiz insan olarak. Gerek kadın gerek erkek. Kadın daha fazla iş yapmak durumunda, sevsin ya da sevmesin. Ama herkes için sözüm. Bazen sevmediğimiz işleri de yaparız çünkü yapmak durumundayızdır. O halde ise geriye ne seçenek kalıyor? Yapmak durumundaysam ve sevmiyorsam, yapmak durumunda olduğum işi sevmeyi tercih ediyorum. Tamam, gönülden gelmiyor ama bakış açımızda bazen olayları çok güzel bir şekilde kolaylaştırır ya. Böyle tereyağından kıl çeker gibi. Aklınıza zor iş varsa ya da zor iş demeyeyim, istemeyerek yapacağınız şeyler varsa bunu düşünün lütfen. Bu gelsin aklınıza, olur mu? Ve niyetini alın. Allah'ım kolaylıkla bitirmeyi nasip et. Öyle bir çırpıda bitirmeyi nasip et. Bazen aceleci olan insanlar gelecek endişesi, kaygısı daha çok olur. Koşuştururlar hep bir yere yetişmek için. Topuk dikeni olan insanlar, eklemlerinde, ayaklarında, bileklerinde rahatsızlığı olan insanlar, sözüm size geliyor. Ve iyi dinleyin lütfen. Dua edin, niyet edin. Rabbim, zamanımı genişlet. Onların telaşları vardır. Zamanı geçirme, kaybetme korkusu içerisinde. Zamanımı bereketlendir. Zamanımı genişlet ya Rabbi diye dua ettiğinizde emin olun o bereketlenecektir ve genişleyecektir. Bunları biliyorsunuzdur elbet. Ama ben tekrar hatırlatmak istedim. Zaman zaman hatırlamaya ihtiyacımız olur ya. Bilmiyor muydunuz? Duyuyorduk hocam bunları. Ama bak, bu ve arkadaşım var. Topuk dikeni söyleyeceğim. Çoğu bilgiden bilmeniz, eğitimler almanız, kendinizi geliştirmeniz de güzel. Bilmiyorsanız çok güzel bir şey. Vesile edene şükürler olsun. Hastalıkların bizim psikolojimiz üzerinde etkisi var demiştim ya. İşte onlar zamanı kaçırır. Kaçırmamak için telaşlıdır, acelecidir. Hadi çabuk ol. Bu tarz insanlarda panik atak çok olur. Bir yere yetişemedim, yetemedim düşüncesi yatar bilinçaltında. İşte bunların tersinden bakıyorum şu anda. Bunları temizlediğinizde vücudunuzdaki o rahatsızlıklar da Allah'ın izniyle iyi oluyor ve şifalanıyorsunuz arkadaşlar. Bu en kolay kısmı. Bir şekilde düşünce yapılarınızdan evet oluşuyor. Bunları idrak Hocam bunu ettikten temizlemek için terapi alması gerek. O kendi kendine olacak bir şey değil. Zaten bilse yapmaz.
Terapi Doğru söylüyorsunuz. Bu hastalıklarınızı gidermek için özel seans, danışmanlık ya da terapi alabilirsiniz arkadaşlar. Düşünün, insanları düşünün, kainatı düşünün, evreni düşünün, yaratanı düşünün. Rabbim, hangi bilgilere neye ihtiyacım varsa sen onları öğrenmeyi nasip et. Eğer bilerek ya da bilmeyerek rotamdan çıkmış isem, geçmişte tövbe ediyorum, şimdi ya da gelecekte olacaksa sen koru ya Rabbi. Sırat-ı müstakim üzerine bizi dosdoğru yolunda tut ya Rabbi. Ha, bu arada arkadaşlar, bugün akşam 10:30'da hatim duası yapacağız. Kadir gecesi için bizim günlük hatimlerimiz var. Zuhal hocamızdan da söyledim. Tamam dedi, hep birlikte yapabiliriz. Normalde bizim kendimizin de. Hep birlikte hepimize katkı olmak için birleştireceğiz. 10:30'da hatim duası, Türkçe, Arapça, işte Yasin, Tebareke, Amme gibi güzel bir şekilde şekillensin inşallah. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah. Gelirseniz akşam 10:30'da bekleriz efendim. Kadir gecesi için dualarımız var. Ve benim her zamanki yaptığım teknik diyeyim ya da yöntem diyeyim. Şimdi cuma sohbetlerinde falan bazen arkadaşlarım söylerdi, sohbet verirdim. Ve duada da orada 30 kişi mi var, 50 kişi mi var hiç fark etmez. Şimdiden size spoiler veriyorum aslında. Herkes bir cümle dahi olsa hiç fark etmez. Kopya çekebilirsiniz, birinin söylediğini söyleyebilirsiniz ya da en sevdiğiniz duayı söyleyebilirsiniz. Biri unutur, biri söyler. Herkes bir cümle söylemesini rica edeceğim, talep edeceğim. Ona göre hazırlanın arkadaşlar akşama dua için. Sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Hemen bilgilerime şöyle bir bakıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Kadir gecesinde diye inne enzelna, orada zamir var. Biz zamiri var arkadaşlar. Niye Allahü Teala Kur'an'da biz kelimesini kullanıyor? Hiç düşündünüz mü? Hadi size tefekkürane bir soru daha. Madem siz sormuyorsunuz, ben size sorayım. Allahü Teala birdir, tektir. Allahu Ektir. Allahu Ekber. Deriz ya. Peki neden biz diyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Ben demesi lazım, değil mi? Bu Allahü Teala'nın bizlere de bir seslenişidir arkadaşlar. Yani benden bize geçmek diyoruz ya. Daha çok altında anlamları vardır. Onu çok uzun ve detaylı anlatmışlar ama ben bu açıdan ele almayı düşünüyorum. Şimdi ben deriz. Halbuki biz kelimesine de ağzımızı alıştırmamız lazım. Ya da biz kelimesini kullananlar, dikkat edin, olgunluk mertebesinde birazcık daha yol almıştır, ilerlemişlerdir. Benden bize geçmiştir. Bu planlı falan da değil. Tamam, örnek alın, bilin, idrakında olun, daha hızlı yol kat edersiniz. O ayrı mevzu. Ama benden bize geçtiğinizde işte asıl sevgi, mutluluk orada biraz daha katlanarak, çoğalarak gidiyor. Çünkü kabule geçmiş oluyorsun zaten. Belirli basamakları geçmiş oluyorsun. Belirli bir şekilde de yol almış oluyorsun. Ve bunu düşündüğünüzde farklı açılımları da mutlaka olacaktır. Hemen bir şeyi de söyleyeyim. Neden parça parça indirilmiştir diye Kur'an-ı Kerim için kafirler soruyor Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz de diyor, hatta Allahü Teala Furkan Suresi Furkan suresinde şöyle cevap veriyor. Bir defa da evet indirilebilirdi Kur'an. Kadir gecesinde indirildi. Peyder pey indirildi. Onun sebebini de şöyle söylüyor.
Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için tane tane okuduk ve böyle yaptık. Yani perde peyderpey indirdik diyor. Ve belirli bir olaylar akabinde indi ya. Evet, Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman zamanındaydı sanırım. Bir kitap haline geldi. Onun öncesinde şu varsayalım ki Kur'an. Onun öncesinde olaylar da ayetlerde, surelerde tek tek indirilmişti. Peki nasıl toplanıp tasnif edildi? Peygamber Efendimiz öldükten sonra zaten vahiy işi bu bitmişti. Hazreti Osman Efendimiz kitap haline getirdi Kur'an-ı Kerim'i. Bir ara yıllar önce nasıl ya dedim. Şimdi sıralaması farklı tabii ki. Bize indiriliş şeklinde gelmiyor. Fatiha suresinden başlıyor, Bakara suresinden, işte Nisa, Araf, Ali İmran falan falan o şekilde gidiyor. Bunun sıralaması, dizilişi, ayetleri o kadar sırlı şeyler söylüyor ki hocalarımız, üstadlarımız internette ağzına açık kalır. Bazı rakamlar, bazı tarihler, bazı yıllar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine bakıldığında bunların hiçbiri bir insan aklıyla, zihniyle, mantığıyla olmaz arkadaşlar. Sonrasında öyle düşündüğümde sorduğum sorunun cevabı ise şuydu. Hazreti Osman Efendimiz evet kitap haline getirdi Kur'an-ı Kerim, topladı. Şimdiki bizim okuduğumuz sıra ile basıldı ve basılmaya da devam ediyor. Allahü Teala yardım etmiştir. O sıralamalarını, şekillerini, ayetleri, şunları, bunları sıralamasını Yaradan bizzat bir şekilde bildirmiştir. Hazreti Osman Efendimiz'e. Bunu hep merak ederdim. Hani bazen önümüzde boncuklar olur mesela. Ona benzetirdim hep bir çuval. Ya neyle dizeceksin? Hangi sıraya göre dizeceksin? Bir mantık kurarsın ya kafanda. Dersin ki renk renk ayırayım. Dersin ki iki renk olsun. Örnek veriyorum bir takım rengi olsun. Ya da çeşit çeşit her birinden böyle bir tane yeşile dönünce sıfırlayayım tekrar. Ya yani bir mantık olur değil mi? O rastgele göz kapalı yapmayız onu. O yüzden hep ki Kur'an-ı Kerim önemi, faydası ya her şeyi barındırıyor içerisinde. Hiçbir sorunun cevabı yok ki Kur'an'da olmasın diyor. Yani ne sorarsanız sorun, hangi sorunuz olursa olsun mutlaka Kur'an'da cevabı vardır arkadaşlar. Ayedin Salih'i bilirsiniz. Kendisi biyokimya alanında ve tıp alanında da doktordur. Birkaç din değiştirmiştir. Hemen iki cümleyle tanımlayayım. Ondan sonra da Kur'an'ı incelemiştir. Kur'an'dan sonra Müslüman olmuştur Ayedin Salih. Öldü şu anda bir bayan kendisi. Çok kıymetli değerleri, bilgileri olan bir hanımefendi. Bunun öğrencileri de çok güzel var yetiştirdiği tıp fitoterapi alanında. Kur'an'a bakınca Müslüman oluyor. Ve Kur'an'da bazı tıpta bulamadığı aklındaki soruları Kur'an'da buluyor arkadaşlar. Büyüklüğüne bakın. Allahu Ekber. Tıp dünyasında duayeninde bir sürü başarıları, ödülleri var ama Kur'an'ı açtığında cevabı orada gizli. Bir hikaye anlatayım hemen bir iki dakikamız var kapatacağım. Adamın bir tanesi şöyle bir cep Kur'an'ı. Cep Kur'an'ı var çöpün kenarında havaalanına gidiyor. Bakıyor bu kitap diyor kutsal bir kitaba benziyor diyor. Hani yüksek bir yerde ama dışarıda bir yerde. Bunu diyor uygun bir yere bırakayım. Kafir olan, Müslüman olmayan birisi. Hani İncil, işte Tevrat, Zebur vesaire. Ona benzetiyor muhtemelen. Alıyor cebine koyuyor, göğüs cebine. Kur'an olduğunu falan bilmiyor. Sonrasında ise uçaktayken eli gayri ihtiyari cebine gidiyor. O cep Kur'an'ını çıkarıyor içerisinden. Bu kişi de ünlü bilim adamlarından bir tanesi. Yıllar önce okumuştum. Ve kafasında bir soru var o an için. Ondan sonra Kehf suresindeki meale denk geliyor. Kıtmir vardı ya, köpek vardı ya. 300 yıl uyumuştu. Türkçe mealini okuyor ve orada gider gitmez kendisi köpekleri araştırıyor.
Ve sorduğu sorunun cevabı Kur'an'dan çıkıyor arkadaşlar. Ve sorduğu soru da şuydu. Hani insanlar sürekli hasta olan insanlar yatalak yara hastası olur ya sürekli bir tarafa çevrilmek yani yatırılmak durumunda hava almazlar. Kıtmir 300 yıl uyuyan köpek onu incelediğinde o derilerinin altından hava almayı sağlayan hava yastığı dediğimiz o hücrelere nefes aldıran bir yapısı çıkmış ve sadece o köpekte varmış arkadaşlar. Ve o yüzden rahat bir şekilde 300 yıl sonra o köpeğin çürümeden, yatak yarası olmadan vesaire vesaire aklına kaldığı kadarıyla anlatıyorum. Detayı vardı da. Ve muazzam mucize yeni bir buluş çıkarıyor. Aklındaki sorunun cevabını bulmuş oluyor Kur'an'dan. Ve Kur'an'ı incelediğinde, araştırdığında arkadaşlar bu kaçınılmaz son Müslüman oluyor. Şükürler olsun Rabbim herkese, hepimize hakkıyla, layıkıyla, bilerek, inanarak, fark ederek, idrak ederek, gönülden hücrelerimizde hissederek, severek ve sevgiyle yaşamayı nasip etsin. İnşallah. Amin. Akşam inşallah 10.30'da müsait olanları bekleriz efendim. Linki atarız. Çok Sorularınız teşekkür yok. ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim hepinize. Kıymetli arkadaşlar, Kıymet Hanım gelmiş. Teşekkür ederiz. Serap Hanım, Gülçin Hanım. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum arkadaşlar.